Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda gram altın, gram gümüş ve dolar TL değerlendirmesi yapacağız. Artık altın tarafında kalmalı mıyız yoksa dolar tarafına geçmeli miyiz? Sizlerle birlikte bunun incelemesini yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz son videomuzda artık altın tarafında yükselişler, dolar tarafında geçiş şeklinde değerlendirilebilir şeklinde yorumumuz vardı. Dolar 6.85 civarlarındayken ve buradan bir 6.99 dolarda yukarı yönlü bir hareket gelebileceğini söylemiştik. Bizi dinleyip, daha doğrusu bizi dinleyip dinlememek önemli değil. Çünkü bizim burada verdiğimiz kararlar hiçbir zaman alsat kararı değildir arkadaşlar. Daha doğrusu kendi aldığınız kararlar doğrultusunda inşallah işlemleriniz sizler için hayırlı olmuştur şeklinde dileklerimizde bulunup tekrardan videomuza geri dönüş yapalım. Dolar TL kuruyla başlayalım arkadaşlar videomuza. Artık dolar TL kurunda bizler için 6.81 seviyesi dip olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. 6.81'i artık dolar TL kurunda kendimize bir dip seviye olarak belirlemiş durumdayız. 6.81 üzerinde gene önemli bir desteğimiz bugün itibariyle 6.93 destek seviyesi olarak bizim için gözükmekte arkadaşlar. Dolar TL kurunda 6.81 kırılmadıkça arkadaşlar dolar TL kurunda çıkış yapılmaz. 6.81 üzerinde kaldıkça da dolar TL kurunda yeni hedef seviyemiz kısada 7.13 rakamı olacaktır arkadaşlar bizler için. 7.13 rakamını da yukarı yönlü kırabilirsek ana hedef bölgemiz bugün itibariyle dolar TL kurunda 6.81 üzerinde kaldığımız müddetçe 7.40 seviyesinde bulunan bölge bizler için ana hedef bölgesi olarak dolar TL kurunda gözükmekte arkadaşlar. Dolar TL kuru biliyorsunuz geçen gün 6.85 bölgesinden 6.99 bölgesine doğru iğnelendi. Bu iğnelenme sonucunda ABD tarafından yeni haberlerle tekrardan altın tarafı yukarı yönlü iğmelendi. Çin olaylarını biliyorsunuz. Hepiniz artık ekonomi haberlerinde Çin'i takip ediyorsunuz. Çin'in almış olduğu bir karar dolar TL kurunu tekrardan 6.90'lı seviyelere kadar geri indirdi. Fakat bizdeki içsel sebeplerden kaynaklı arkadaşlar dolar TL kurunda artık 6.81-6 zor gibi görünmekte. Fakat hiçbir şey imkansız değildir. Bunu da unutmamak lazım. Fakat biz 6.81 üzerinden yükselişin devamının geleceğini farz ederekten arkadaşlar 6.81 üzerinde oluşan trend çizgimizin 7.40'lı seviyelere kadar dolar TL kurunu taşıyacağı düşüncesindeyiz. O yüzden bizler için kısada 6.90 ve 6.81 üzerinde kalışlar artık dolar TL'de kısa bazda 7.06-7.13 direnç bölgelerini ve bunların üzerinde de arkadaşlar 7.27 ve ana hedef bölgesi olarak da 7.40 seviyelerini getirecektir diye düşüncelerimiz ve tahminlerimiz bu şekilde devam etmekte arkadaşlar. Hemen altın tarafından da bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyeler olabilir? Sizlerle birlikte bunun hemen incelemesini yapalım. Evet, gram altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar gram altında önemli bir 438-439 direncinde gram altında takıldığını görüyoruz arkadaşlar. Gram altında bizler için artık 426 seviyesinde ilk destek bölgemiz oluştu arkadaşlar. Geri çekilmelerde 426 desteği gram altında önemli bir seviye olarak gözükmekte. 426 altında gene bir önemli destek seviyemizde 421 seviyesinde oluşan destek bölgemiz olarak gözükmekte. Gram altında geri çekilmeler ben bekliyorum arkadaşlar. Yani geri çekilmeler düzeltme niteliğinde olacak geri çekilmeleri beklemekteyim. Özellikle 426-421 seviyesine kadar geri çekilmeleri beklemekteyim. 421 önemli bir destek arkadaşlar. 421 altına sarkmalar olursa, yani 421 seviyesi altında
kapanış gram altında görülürse gram altın 399 seviyesine kadar geri çekilebilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. 426 yükselişin devamı için şart olan bir rakam ve 426 üzerinde 450 hedefi gram altında hala devam eder. O yüzden gram altında önemli takip edilecek bir seviyede 426 direnç seviyesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Bütün bunların neticesinde de arkadaşlar dediğim gibi gram altında 426'yı takip edeceksiniz. Özellikle günlük kapanışlarda. Altında ben bir miktar geri çekilme bekliyorum arkadaşlar. Özellikle de 421 seviyesine doğru geri çekilme bekliyorum. Fakat dediğim gibi gram altında bu 421 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa gram altında geri çekilmeler 399 seviyesine kadar da devam edebilir arkadaşlar. Geri çekilmeler düzeltme niteliğindedir. O yüzden bu düzeltme niteliğindeki zamanı dolar TL kurunda değerlendirebiliriz diye düşünmekteyim. Tamamen kendi öngörülerime göre yapmış olduğum bulgular üzerinde konuşmaktayım arkadaşlar. Son karar sizindir. Evet, bütün bunların neticesinde gümüş grama da bakalım hemen. Gümüş gramda bizler için önemli olabilecek seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunu da hemen bulalım. Evet, gümüş ons grafiği üzerinde değerlendirmemizi yapacağız arkadaşlar. Evet, gümüş onsta görüyorsunuz hemen yukarıda çizmiş olduğumuz dirence takılmış durumda arkadaşlar. Hareketlerin daha da yukarıya gidebilmesi için gümüş onsta da arkadaşlar 24-30 seviyesi üzerinde kapanışlar şart. Aksi takdirde 23'lü seviyelere kadar geri çekilmeler gümüş onsta da bekleyebiliriz. Hemen gümüş grama da gümüş ons grafiği üzerinde bakalım. Bizler için gümüş gramda önemli olacak seviyeler hangi seviyeler? Bunları sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Gümüş gram artık 5.21'i ilk destek bölgesi kendine yapmış gözükmekte arkadaşlar. En yakın destek bölgemiz 5.21'de bulunan destek bölgesi. Onun altında da ikinci önemli destek bölgemiz 5.03 bölgesinde bulunan destek bölgesi olarak gözükmekte. Gümüş gramda da arkadaşlar gene yukarıda bulunan şurada bir kuvvetli destek bölgemiz var. Bu da bizler için önemli bir kuvvetli destek bölgelerinden biri. Burası da 5.49 bölgesi. Burası da dikkatle takip edilmesi gereken bir seviye. 5.49-5.21 aralığında hareketler devamı gelebilir arkadaşlar. Hatta 5.03'e kadar da geri çekilmeler gümüş gramda görebiliriz. 5.03'ün altında da geri çekilmelerde 4.89'da bulunan gene önemli bir destek bölgesi gümüş gramda gözükmekte arkadaşlar. Gümüş gramda hareketlerin devamı için mutlaka bir 5.49 üzerinde günlük kapanış gelmesi şart arkadaşlar. 5.49 altında kaldıkça yukarıdaki 5.21 ve 5.03 destek bölgelerine doğru gümüş gramda da geri çekilmeler yaşanabilir. O yüzden altın ve gümüş tarafına dikkat diyoruz. Geri çekilmelerde de dolar tarafında kalmak bizler için daha faydalı olacaktır diye nacizane düşüncelerim bu fikirdedir. Evet, gram altın, gram gümüş ve dolar TL ile ilgili söylemek istediklerim bu videoda bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma bir beğeni atmadıysanız da kanalıma bir beğeni atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.